Plastik şişelerin altında bulunan işaretlerden biri aşağıda gösterilmiştir. Bu işaretin ürün özelliği aşağı ile ilgili bilgiler verilir. Buna göre işareti bulunduran şişe ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Polietilen terephthalat, PET'in uzun ifadesidir. Kısaltılmış hali PET'tir. Doğrudur. Defalarca kullanılabilir. Defalarca kullanılamaz arkadaşlar. Yenidir üştürülmesi gerekmektedir. Doğada zor çözünür. Evet, bir polimerik üründür ve çözülmesi çok uzun yıllar sürer. Bu nedenle bunlara ulaşılabilir. Yani cevabımız D seçeneği olmaktadır. İyonuyla iyonu izoelektroniktir. Bu iyonlarla ilgili yargıların hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar. X artı 2, 20. 2 elektron verdiği için 18 elektronu bulunacaktır. 20 nötronu vardır. 40 kütle numarasıdır. Y 3 eksi 31 kütle numarası vardır. 18 elektron olması gerekiyor ki izoelektronik olsunlar. 15 proton olacaktır. 16 nötron olmaktadır. A 15'tir. Doğrudur. Nötron sayıları toplamı 71'dir. 20 artı 16'dan 36'dır. Bu nedenle yanlıştır. Kimyasal özellikleri aynıdır. Proton sayıları farklı olduğu için farklıdır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Birinci tabloda yerleri gösteren elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? L'nin atom çapı en büyüktür. L arkadaşlar sol en altta yer alan element olduğu için verilen adresine doğrudur. Y'nin değerlik elektron sayısı en büyüktür. 8A grubunda bulunduğu için değerlik elektron sayısı en fazladır. K, Z bileşiği asidik özellik gösterir. K bir ametal olan hidrojendir. Z de bir bromdur. Yani bir halojendir. Hidrojen ile halojenlerin birleşmesiyle asidik özellikte yapılar oluşur. Azot elementi N, özür diliyorum. N elementi 8B grubunda bulunur. N elementi arkadaşlar burası 3, 4, 5, 6, 7, 8B grubundadır. Doğrudur. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi M'den büyüktür. X 3 adıdır. M 2 adıdır. 2A 3 A'dan daha büyüktür. Çünkü küresel simetri vardır. Bu nedenle yanlış olan cevabımız E seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen kimyasal tepkimede 32 gram K ile 98 gram M tepkimeye girerek 80 gram L ve 18 gram Z ile normal koşullarda hacmi 11,2 litre olan X gazı oluşturmaktadır. Buna göre X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tepkimenin korunumuna göre arkadaşlar 32 gram K ve 98 gram M tepkimeye girdiğinde buradan 130 gram giren maddemiz olacaktır. Ürünlerin de 130 gram olması gerekmektedir. 80 gramı L, 18 gramı Z olduğuna göre 98 gramdır. X'e de 32 gram kalmaktadır. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa burada 11,2 litre gaz 0,5 mol hacim kaplar. 0,5 molü 32 gram olmaktadır. 0,5 mol 32 ise 1 molü 64 gram olacaktır. CH4'ün 12 artı 4'ten 16 olur. Olmaz. SO2'nin 32 artı 32'den 64 olur. CO2'nin 12 artı 32'den 44 olmaz. SO3'ün 32 artı 48'den 80 olur. Olmaz. 4 çarpı 12'den 48 artı olmaz. 58 olur. Olmaz. Bu nedenle cevap B seçeneği olmaktadır. Helyum gazının aşağıda verilen koşullarını hangisine tancık arası çekim kuvveti en azdır? Tancık arası çekim kuvveti yüksek sıcaklık, düşük basınçta en fazla olur. Sıcaklık en yüksek arkadaşlar 273'tür. Bu nedenle bu sıcaklıklar gider. Basınç en düşük olan burasıdır. 0,5'tir. Bu nedenle cevabımız E seçeneği olmaktadır. Şehirlerin deniz seviyesine göre konumları yukarıdaki gibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Sazcın kaynama noktası K noktasının en büyüktür. Deniz seviyesinde en fazla yukarıya çıktıkça azalmaktadır. Doğrudur. Aynı sıcaklıkta Samsun'un buhar basıncı L şehrinde en büyüktür. Dış basınç buhar basıncını etkilemez. Bu nedenle yanlıştır. K şehrinde Samsun, M şehrindeki tuzlu suyun kaynamaya başlama sıcaklıkla aynı olabilir. Dış basınç daha düşük olduğu için M'de Samsun daha düşük sıcaklıkta kaynar. Ancak tuz eklendiği için kaynama noktası yükseleceğinden dolayı deniz seviyesiyle aynı sıcaklıkta kaynıyor olabilir diyorum. Kesinlikle sorulmuyor arkadaşlar. Bu nedenle doğru olabilir. Yani cevap C seçeneği olmaktadır. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde boş bırakılan yere asit ya da baz yazılırsa yanlış olmaz. Sulu çözelsi pH değeri 7'den küçüktür. Bu nedenle sadece asitler için yazılır bu. Tatları ekşi olan maddeler genellikle asit özelliktedir. Sulu çözeltilerin nötr tuzlarla tepkim vermez. Hem asitlerin vermez hem bazıların vermez. İkisi de yazılabilir. Turnusol boyasıyla rengini maviden kırmızı bilinen sulu çözeltiler asit özelliğindedir. OH eksi ve H artı yanar sayısı eşit olan çözeltiler nötr özellik gösterir.
Bu nedenle arkadaşlar cevabımız C seçeneği olmaktadır.